Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizi izliyorsunuz değil mi? İnsan bir yardıma gelir şuraya. Nasılsınız kardeşlerim? İyisinizdir de inşallah. Allah'ın iyilik, dillik, sağlık, huzur versin hepinize. Bizler de elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Fındık toplama işi bitti. Şimdi hasat zamanı. Evet. Fındığı serdik. Allah izin verirse güneşte. Birkaç gün sonra bu patoza verme şekline gelecek kardeşlerim. Patoza verildikten sonra da patoz ne yapacak? Bu hale getirecek. İşte bu hale patoz getirecek. Eskiden bunları elde yapıyorduk. Anlatmıştım size. Şimdi patoz yapıyor. Yani en fazla 15-20 dakikada şu gördüğüm fındıkların hepsi şu vaziyette ayıklanmış olacak. Satışa hazır. Ne zaman hazır? Ayrıca bu da kuruyacak 3-4 gün. Ondan sonra satmaya götürebilirsin. Allah izin verirsin. Evet. Yağmur yağmasa. Yağmur yağsa üstüne. Absorba fazla zararı yok yağmurun. Toplayacağız bir araya hemen üstünü kapatacağım. Buraya da yağmur girişiyor ama. Yok altında muşamba var. Önemli. Fazla önemli yok. Ya, Allah yardım etse de yağmur. Fındığımızı kimse yemeden sifteyi ben yapayım. Bu fındık kim bilir kime nasip olacak. Yurt içi yurt dışı. İçi dolgun İzzet bak. Görüyor musun? Bakın arkadaşlar size de göstereyim. İçi çok güzel ince kabuk ve dolgun. Görüyor musunuz? Böyle içi şey değil. Zayıf değil. Dolgun. Organik fındık. Yaş fındık karın ağrıdır. Yenmez. Ama bu fındık ne yaş ne de kuru. İkisinin ortası. Şu anda senin yediğin fındık. 3-4 tane yersen zararı yok. Ama fazla yersen zararlı. Faydası var. 3-4 tane yersen faydalı. Ama 9-10 tane yersen zararlı. Dediğin gibi karın ağrısı yapar. Ağrısı yiyeceksin değil mi? Yok. Bitti. Bu kadar. Toplama işi bitti. O kadar. Allah bize adresine göre nasip etsin. Amin. İnşallah. Olan bu. Ya evin babası dün videoya öyle yazmıştı. Allah başından eksik etmesin. Yalnız bir kadının tek başına cümlemizi. Bir evi idare etmesi çok zor. Allah'ım içimizde yalnız bayanlar var. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. Oğlum var. Yalnız değilim ama oğlum da gitti şimdi. İkisi bir topladılar. Abi bir el annesi var, iki el sesi var. Ya. Faydası olmaz mı? Allah olur. Başından eksik etmesin. Çuvalları arabaya götürmesi bile yeterli benim için. Öyle. Sevcan abla ne yapıyor? İyi mi? Tarık ne haber? Hoş. Dün gördüm burada camdan ağrı ama. Ne diyor doktorlar? İyi değil. Değil mi? Ay vah. Gitti de gidiyor. Ay. Aklı yerinde mi? Geleceğim de. Biraz diye o
yerinde de he, şey yapamıyor. Baban dedi ki, baban dedi ki, ki ben varken gel dedi. Niye öyle dedi? Yani şey olmaz dedi. Ayıp olur. Yalnız evet yani tek başına. Tanıyor mu? İnsanları tanıyor mu? Beni yani, tanır mı? Tanıyor bazen. Tanıyor. Sordu mesela, sana geçen gün balkondan abi dedim ki Zevcin abla ne yapıyorsun dedim. Kim o? Kim o dedi. Tanıyor tanıyor. Tanıyor. Arık yemek falan yiyor mu? Yiyor. Yiyor mu yemek? Yiyor da yaramıyor. Yaramıyor. Hem boncuk yani şey. Ben gördüm de yani, balkona yani, çık. Ay yani, bak. Kuruşta. Hep kelle köleyeceğim. Evet. Kelleyi gördüm ya. Dedim Zevcin abla. Ahap da fındığa başladınız mı? Birkaç gün sonra. Bakalım ne olacak? O işi nasıl yapacağız? O işi nasıl yapacağız? Burada var. Yani bir yerde iki köy var. Baban nerede? Yani geçiyor. Öyle arkadaşları var. Ne yapacak şimdi? Allah anneyi bırakıp da nasıl yapacaklar? Çocuk bakıyor annesine. Akşama kadar o bak. Ama işte odanın içinde oradan buraya, buradan buraya. Hiçbir yerde durmuyor. Durmuyor değil mi? Sadece gidip geliyor. Dün şeye balkona gitmişti. Balkondan gördüm, çağırdım, duymadı. Böyle bakıyor. Demek ki dedim tanımıyor daha kimseyi. Yok yok tanıyor tanıyor da. Tanıyor öyle, mu? Tam öyle şey aniden olunca çıkaramıyor. Aniden olunca mı? Mesela buradan şeye çağırıyor. Emin abla diyor. Ya. Ali Rıza abla diyor. Şey abla demiş. Abi diyor. Ne işin bir hastalığı? Şey, aniden sorunca çıkaramıyor. Anladım. Ya çoktan geleceğim de evde kimse yok diye gelir. Yok öyle şey olmasın da yani. Kapıyı açamaz bana. Yok o açamıyor. Yok kapıyı açamaz. Evde Tarık falan olmayınca bir şey ifade var. Sen varken gelirim de bari. Bir. Kilitliyorum kapıyı. Ne teşhis koydu doktor? Teş, tanımlanan. Ya. Alzheimer değil yani tanımlanan. Ama Alzheimer olduğu kesin. Ha. Yani öyle diyorlar. Kesin de değil de yani öyle yapmışlar. Bir isim bulamayınca çok öyle zayıflamış. Tarık bana da zayıflamış. İşte ben tanıyamadım onu ya. Ha işte. Derisi kaldı. Ay evden dışarı kaçar gider sonra. Tamam işte. Onun için bırakam ileride kapıyı tutuyor. Kapıyı zorluyor sürekli dış kapıyı. Ya. Zorluyor zorluyor. Kaybolur gider. Allah ya, Allah yardımcın olsun kardeşim. Bir kere bu aralarda gezdiriyordu bu. O hali olsa iyi gibi. He, eskiden gezdiriyordun ya. He. O sabahtan 3 günde 3 sefer ettiriyordu bana. Ay dedim Zevz, başı önceden hiç açık gezmezdi. Yok. Şimdi başının başına hiçbir şeyden haberi yok gibi. Ya bunun şeyinde bir şeylik var, puştuk var da buna. İki taraftan, baba tarafından, ana tarafından. Acaba bir düşmanlık bir şey yaptılar. Bunlar. Kaç yaşında? Zevz'in abla kaç yaşında? 70 yok. Yok mudur? Tayyip Erdoğan var ya. He. Aynı yaşta. Ya. Hayır var abi. 65, 66. Şimdi kim var yanında? Yalnız mı? Şimdi şu anda abi yalnız şuraya geldim. Şeye baktım. Elektrikçi mi geldi de. Fatma filan. He. Sonra baktım yok. Doğalgaz gelmiş. Yani doğalgaz yok. Demin elektrikçiyi gördüm. Burada da acaba fatura çıkardım. Aa doğalgazı falan açardı. Evde bir şey yok. Yok o onları bilmiyorum. Daha geçmeyeyim mi ocak başına? Yemek yemek yapma yok da. Anam ben bilmiyorum. Ben yok. Burada ben bu kadar olacağını bilmiyordum ya. Buna... Görünmediğim köyde besbelli dedim ben. Yok yok ha. burada da çıkmıyor daha. Anam ben dün gördüm de içimden dedim ki gideyim de dedim. Durumu dedim ben hem içime doğdu. Ya. Ya bir şeyler var burada bir şeyler yapmışlar. Ya olabilir öyle. Hacı hoca iş mi acaba? Hacı hoca işi de olabilir kuşta. Bak. Tırsın büyüğü falan. Evet. Öyle Alzheimer mazalar. Alzheimer normal insanı da. Unutuyor. Mesela benim amcam da. O da eskiden annemle de vardı ufak şeyler. Unutuyor. Ondan sonra ama normal aklı başında. Ama bu değişik bir şey. Değişik bir şey. Ya bir eskiden de vardı annemle. Konuşurken bir şey devamlı aynı şeyi söylüyordu. Ha o hastalığı var. O kaç yaşında oğlu öldü biliyor musun sen? Kardeşin kaç yaşında? 22. 22 benim dedi oğlum öldü. Dedi. Sizden önceydi işte. Siz ondan sonra geldiniz. Ha. Sizden önce onu da ben. Kaç yaşında olacaktı şimdi? Şimdi 40. Ay Allah rahmet eylesin. 42, 43 falan. O kardeşiz neden öldü ben bilmiyorum. 80, anlatıp onun da beyninde bir şey var. Onu annem sürekli anlatıp duruyor. Tamam işte. Ta o zamandan ben Allah bilir ama kul bilmez ama dedim ki ölmüş oğluna 22 yaşında oğluna yanmış devamlı dedim. Bak Zevcan abla İzzet'e de öyle dedim. Yok o ona ayrı yanıyor da o aradan şey getir o akrabalar arasında kendi abisi var bir tane. He. Ne desem? Şimdi bir isim takacağım ben. Demedim. Pisliğin biri.
Sürekli bunun yeri var, tamam mı? He. Hülya'da. Babasının. Evet. Yani dedem. Aynen. Dedemden kapat. Onu ele getirmiş. Sürekli. O, aynen aynen. Bu da onun kafasına da bir cevap veremiyor. Teyzelerim de ondan tarafı. Benim taraftan da babam tarafında da amcalarım öyle bir olay çıktı. Sessiz gibi. Buldular anne. He, sakin. Sakin, sessiz. Abile, üstüne bindiler. Kaptı bu da cevap veremiyor ya. Aynen. Yani hep içine attı, içine attı. Böyle ne oldu? İki tarafta sıkıştırdı böyle. Ya aynen, aynen. Ya kaç senelik komşumuz abi de bir şey duymadım. Vallahi duymadım. Ay. O kardeşi de ben uğraşıyordum. Hep yatalak bitkisi de. Ya. Evet hani hortumu var. Burnundan mama veriyor hortum. He. Şeyinde de hortumdan. Böyle abi sıkları var abi. Hani aslanlar şey parçalıyor böyle. He. Etler çıkıyor. Her de çıktı ya. Yani dışarı. O kadar ondan ben uğraşıyordum. Bunlar da evde tek mi şimdi? Allah yardımcın olsun Tanrım. Kapıyı kilitleseydin herhalde. Yok abi. O şimdi belirli bir yeri var. O orada odalarda battaniyelerle uğraşıyor. Onu dürüyor, tekrar açıyor, tekrar iş yapıyor. Onun için Nevzat abi dedi ki babam biz evde olduğumuz zaman gel dedi. Tabii canım. Doğru da yani şey olmasın gibi. Yani şey kesin dedi. Tabii ayıp olur yabancı şey. Ya ev daha yabancı değil mi? Biz el miyiz? Biz birbirimizi yıllardır biliyoruz anam kardeşim. Şey, yani bir şeylik olmaz. Yani bir dışarıdan komşular da geliyor. Öyle geliyor yani. Babam olunca geliyor. Yani kim geldi? Hatice abim geldi mi? O hiç gelmedi. Ay, ne kadar samimiydi ya onlar. Yeme içme oldu mu geliyor. Beleş mi oldu? Bu dünya böyle. Beleş oldu mu? Beleş oldu mu yerleş. Şimdi avudan söyleyeceğim bunu. Buradan çağırıyor. He. Biraz aklı başındayken. Hatice baba var ya. Hem de kendi köylüsü. Ne kadar samimiydi onlar. Samimi o beleş olunca samimi. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim bak. Oradan çağırıyor Hatice diye. O balkonun köşesi var ya. Üçüncü katta oturuyor. Şimdi böyle bak. Hareket böyle. Bizimkinin şeyini böyle gözüyle şimdi görüyor böyle. Yan yana bakıyor bizimkine. He. Hemen kendisini içeri saklıyor böyle. Ay. Bu kadar namussuz şerefsiz. Ya. Kaç defa abi de oğlunun düğünü yaptı. He. Benim annem onun oğlunla abi de bulaşık yıkıyorlardı. Yemek vermişlerdi. Annem dereden çıkmış gibi. Hatice Kubal da oraya sandalye attı, oturuyor bacak bacak. Güzel yapıyor, annen çalışıyor. Evet. Çalıştırdı onu. Sonra sanki başkasının düğünü. Bir düğün, Hatice düğün oturuyor. Biz oradan, benim annem burada kaç yaşında onun bulaşığını yıkıyor. Ya. Dünya böyle diyor. Bak şimdi bir de çağırın, hemen kendini kenara çekin. Dostunu ne zaman Allah tanıyacaksın? Allah belasını versin, çocuğun da versin. Dostunu ne zaman tanıyacaksın? Düştüğün zaman tanıyacaksın. Ben bunlara baştan uyarıyorum. Onlar diyor, düşman diyor, bunlara yüz vermem diyor. Seni içeyen doğmuştur anam kardeşim. Komşulardan da var. Dostlar var mı? Kısa boylu bir birisi var. Zülfiye hemşire. Görmüştürsün. Gelip biri ya. O da öyle. O bizim öbür Bucak Mahallesi'ndeki komşu. Çoktan gelecektim. Gelemedim. Neyse. Şimdi geçiyorum arkadaşlar. Sövde Ağacı'nın yanına ama müzik çalıyor ya. Kim açıyor ben bilmiyorum. Neden oluyor? Tesadüf mü oluyor? İnadına mı oluyor? İnadına mı yapıyorlar? Ben buraya geldiğimi görüyorlar. Aa. Müziğin sesini son şey kadar açıyorlar. Çekim yapmasın, telif gelsin. Bunu bizi izleyen biri yapıyor bence. Bilen biri. Bizi izliyor. Dışarıda bizim çekim yapacağına korkarak yaptığımızı bilen birisi. Bunu kim yapıyorsa bilmiyoruz. Evcan ablaya çok üzüldüm. Görüyor musun? Hayat. İyi gününde her zaman yanında olanlar arkadaşlar kötü gününde birden bir kaybolmuşlar. Allah'ın takdiri ilahisi. Şurada yer var mı? Oğlu öyle diyor. Doğru. Oğlu evet. Dostlar, düşmanlar belli oldu diyor. İşte kadın Ayza Bey'in ne hastası olduğu belli değilmiş. Yani oğluna göre başka şeyler de olabilir diyor. Ya, kanser falan da olabilir. Bak, zayıflamış, çok zayıflamış. Yani büyü müyü de olabilir demek istiyor. Belki de kurutmak için yaptım. Yani insanoğlu biliyorsunuz. Çiğ süt emmiş, her şey beklenir. Evet. Ya benim komşum arkadaşlar, bitişik dairemdeki, bitişik dairemin üst tarafında oturuyor. Ta son katta, Sakine Hanım'ın bir altında. Uzun zamandan beri görünmüyordu. Ben de sadece göremiyorum yani. Ne camda görüyorum, ne balkonda. Eşine sordum merdivenden geçerken. Nevzat abi dedim, Zevcan abla görünmüyor, ne oldu acaba dedim. Hasta dedi. Evde dedi. Biz bakıyoruz ona dedi. Ay vah dedi. Bir anda allak bullak olmuş.
başı kapalı olan kadın daha başından falan haberi yok. Dün evvelsi gün balkonda gördüm. Şaşırdım. Bu dedim Semçan amca. Niye akli dengesi yerinde tam değildi ondan? Başını bilmiyor, elini ayağını bilmiyor, yemeği içmeyi bilmiyor. Kapıyı kilitliyorlarmış. Dışarı size duydunuz ya az önce anlatmama gerek yok. İnanın var ya çok üzüldüm. Çok iyi bir komşumuz. En kısa zamanda... İnşallah sağlığına kavuşur. İnşallah. Elim yemek ekmek de yapamamıştı. Evde bir oğlu var. Kaç yaşında oğlu? 40 küsur falan var. Yok o kadar yok da 34-35 yaşlarında. Büyüm, ama 40-45 gibi görüyor. Evet, o da, yıpranmış o, çok. O da yıpranmış. Evet. Bak, anne bakmaktan yıpranmış. Çok üzüldüm. İnanın bana. Çok iyi bir komşum. Allah geçmiş etsin buradan. Allah'ın şifasını versin diyeceğim ama bence ümitsiz vaka. Allah bilir gerçi. Kimse evet. bilmez. Allah'tan başka kimse yargılayamaz. Allah'ım gene de bir mucize yaratır. İnşallah iyi olur. İnşallah. Çok üzüldüm çok. Hepimizin sonu böyle. Allah'ım kimseyi kimsenin eline bırakmasın. Amin. Evde bir oğlu var. İşsiz, güçsüz, evlenmiş, bekar. Bir oğlu daha var. O çalışıyor. Eşi hoca, imam. Camide imam. Nevzat abi. Ne yapsınlar? Başa gelen çekiliyor. Oğlu bakıyor, eşi bakıyor. Evden, işten, güçten, yemekten hiçbir şeyden haberi yok. Sanki yani böyle hayal gibi evin içinde geziyormuş. Bir oraya, bir buraya, bir oraya. Yani bir nevi de gözetlemek gerekirmiş. Ya. Tabii. Kendini camdan falan. Yani yanlış yerlere gidebilir, evden kaçabilir. Ay. Yani sıkıntılıymış hayatı. O nedenle çocuk diyor ki bırakıp gidemiyoruz. Fındığa nasıl gideceğiz? Onun hesabını yapıyoruz diyor şimdi. Bak. Fındıkları var çocuğa biliyorsun. O nedenle o arkadaş Tarık zor durumdayız diyor. Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah'ım kimseyi kimsenin eline bırakmasın. Çok zor bir evin içinde. Ama gideceğim en kısa zamanda. Bir tas çorba yapacağım güzel bir çorba. Yoldan geçen çocuğa bak. Vallahi ne ses var ya. Önde giden ailesi mi acaba? Valla herhalde öndekilerin çocuğu ama yeni fark ettiler. Arkada çocuk. Çocuğu unutmuşlar. Küçük çocuğu var kucağında adamın. 300 metre geride geldiği çocuk. Çocuk da yani bayağı bir arkada kalmış. Bağıra çığıra türkü söyleye söyleye gidiyor. Annenin babanın çocuktan haberi yok. Daha kaç yaşında o çocuk? 2,5-3 yaşlarında. Yoktur bile. Zor yürüyor işte. Yani o yaştaki çocuk halen de anne baba önde gidiyor. Peşte çocuk geliyor. Çocuktan haberleri yani yok. Yani yola atlasa çocuk işi bitti. Annesi döndü. Baktı ama... Sanıyorum yabancı, onu da söyleyeyim. Bence yani, yabancı, Suriyeli olabilir. Ya araba geçerken Allah korusun dediğin gibi. Ya bunlar bu gibi insanlar çocuk doğuruyorlar, sokağa atıyorlar ya, onun gibi bir insan bunlar. Ne olur bunlar çocuk yüzüne kim, aile kim, baba kim? Şimdi sen bu yolda, ana yolda, dakika başı araba geçen yolda, sen karı koca en önde gidiyorsun, çocuk 100 metre gerinde. Çocuk yani sanki onların çocuğu değilmiş gibi. Ben başıboş bir çocuk. Ben anlayamadım be ya. Onların çocuğu işte geriye döndüler, baktılar çocuğa. Çocuğunuzun yanınızda asaz ya. Eliniz usaz ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Bu nasıl iş arkadaşlar, kardeşlerim? Bir çocuk, 2-3 yaşına çocuk önde gidiyor karı koca, arkada kendi başına sahipsiz gibi bağıra çığıra gelen bir çocuk var. Biz de aynen sahipsiz. Çocuk izlenimi pozisyonunda, halbuki anne baba önde, arabalar vızır vızır geçiyor, anne babanın dünyadan haberi yok. Ondan sonra oy benim çocuğuma araba çarptı, şoför suçlu. Şoför suçlu değil kardeşim, sen suçlusun. Çocuk da suçlu değil. Hayır, sen. Müzik sesi nedir sen ya? Sen suçlusun çünkü sahipsiz bırakıyorsun. İnşallah telif gelmez. Yolda izledik ya, her tarafımız araç. Ay inşallah. Bu gibi yolda o çocuk tek başına bırakılmış, sahipsiz, eli tutulmaz. Yolda yürümesini bilmeyen çocuğu böyle yine bırakırsan böyle, ondan sonra Allah göstermesin benim çocuğuma araba çarptı. Suçlu kim? Ne şoför ne çocuk kardeşim. Suçlu annesin babasın. İkisi suçlu. İşte çocukları bakıp öyle büyütüyorsunuz. Çocuk büyütmek öyle kolay değil. Kendinize bağlı bir şekilde büyütmeniz lazım. Bak o çocuk annesine bağlı olmasa annesine bakmaz. Evlenmemiş,
annesiyle yaşıyor. Annesine o kadar düşkün. Daha önceleri böyle elinden tutup da kapıda gezdirdiğini ben gördüm. Şimdi çıkaramıyor artık. Yani anlayın, anladınız zaten. Yani biraz daha agresifleşmiş. Siz de şahit olduğunuz konuşmamıza tesadüf işte. Biz orada çekim yaparken geldi. Ya bizi gören arabaya gaza basıyor, bir şeyler yapıyor. İnadına mı yapıyorlar ya? Yani ben bilmiyorum ya. İnsanlar olmuş hep kötü fikirli. Sinsilerle olmuş yıllardır insanlar. Yıllardır bizim apartmanda duruyor Zevcan ablamız. Bir lafını, bir sözünü ne ben ona söyledim ne de o bana söyledi. Geldiğinden beri orada ev sahibi. Yıllar önce almışlar. 22 yaşında evladı vefat etmişti. Sürekli onu söylüyordu. Sürekli onu söylüyordu. Ben geldiğimden beri hep yani ya aklını bu oğluyla yitirdi bence. Düşüne düşüne. Kolay değil. Allah'ım kimselere evlat acısı vermesin. Rabbim hiç kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım evlatlarımızın tümüne keder getirmesin. Allah'ım evlatlarımızı bize bağışlasın. Rabbim evlatlarımıza uzun ömürler, bizlere de onların ömürlerini görmek nasip etsin inşallah. Çok zor. Evlat acısı çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. İyi insanlar arkadaşlar. Bak. İyi, sakin, sessiz. İyi insana iyi insan diyoruz. Kötü insana kötü insan diyoruz. Aynen. Gerçekten mükemmel aileler. Sessiz. Hiç kimseye. Kendi hallerinde. Asla hiç kimseye zarar olmayan. Zararsız insan. Hiç kimseyi mağdur etmeyen, kimseyi evet, rahatsız etmeyen bir aile. İnanın böyle. Geldiğimizden bu yana tanıdığım kadarıyla. Yani birkaç tane tabii iyilerle var. Ama bazen kötüler de çıkabiliyor. Rabbim de ne yapıyor? Kötüleri alıp götürüyor. Bu kadar basit. İşte burada otururken dün akşam burada komşularımız geldiler. Benle beraber burada resim çektirdik. Eğer beni izliyorlarsa, ben abone oldular tabii ki. Kanalım olduğunu biliyorlarmış. Şurada Söğüt Ağacı'nın altında teyze beni çok sevdi. Buraya gelen komşumuzun annesiymiş. Diğeri de geliniymiş. Bizim burada oturan komşumuz. Şahin ne haber? Sağ ol. Nereye? Sağ ol Şahin, sağ ol. Denize mi? Nereye? Tamam, tamam. Bak çocuklara bak. Biz de böyle oturduk hanımla. Söğüt altının, Söğüt ağacının dibini değerlendirelim. Doğal klima. Doğal klima Şahin. Hadi öpüyorum kardeşim seni. Sağ ol. Hayırlı gezmeler. Çok iyi çocuk. Evet komşularımızla böyle zaman zaman sohbet ediyoruz burada. Resimler çektirdik. Kız çocuğu vardı Damla diye. Sürekli bana işte beni ne zaman yayınlayacaksın, ne zaman yayınlayacaksın dedim. Ben seni çekmedim ki. Annesi aslında bir şey demezdi, babaannesi de vardı yani bir şey demez ama ben çektiğim zaman sorun çıkıyor, dostluklar bir anda bitiveriyor. Çektiğin de çekeceğim. Yani çekti dediler, dil ucuyla da dediler ama ben sonradan sorun çıkmaması adına çekmedim. Çekmedim evet. Çünkü çok iyi bir aile. Teyze diyor ki ben perşembeliyim diyor, sizi diyor buradan diyor, alayım götüreyim bizim köye. Orada bir çekimler yapın diyor, çok güzel bizim yaşadığımız yer diyor. İnşallah teyzem eğer beni izliyorsanız YouTube'da abone oldu gelininizdi. Yorumlara sizleri de görmekten mutluluk duyarım. Evet. Resimler çekindiler Şükran'ın dünyası YouTuber diye. Şurada beraber sarmaş dolaş çok güzel resimler çekindik. Ama ben almadım o resimlerden. Yayınlayamayacağım resmi niye alayım ki? Biliyorum belki kendilerinden sorun çıkmaz ama aileleri belki karşı çıkabilir. Daha önceleri başıma da geldi. O yüzden tekrar yüzmekle üzülmek istemediğim için böyle bir karar aldım. Hadi selam. Korna çalıyor. Korna. Yahu arkadaşlarımız, dostlarımız, sevenlerimiz. Bana da kıyar mısın? İllaki. Bizi bilenler ne biçim adam olduğumuzu bilirler. Bizi bilirler ki haksız kimseye biz bir laf demeyiz. Damarımıza basmasınlar yeter. Boş. Ama bu ama arkadaşım diyor. Herkes öyle. Hiç kimse ben haksızlığa gelemeyim bize abi diyor bana. Evet. Biz herkes öyledir. Evet. Damarına basmasınlar. Kimse kimseye bir şey yapmaz. Aynen bu kadar basit. Arabalar geçerken susalım da sesimiz duyulmuyor. Şimdi yılan şuradan gidiyor. Yılan şuradan gidiyor yılan. Evet. En korkulan hayvan değil mi? Soğuk hayvan. Yılan şuradan gidiyor. Yılan beni görmüş, benim yanımdan geçiyor. Diyor ki yılan, kardeşim sen bana bir şey yapmadın. Ben de sana bir şey yapmadım. Gidiyorum ağa buradan ağrı diye haberin olsun diye. Ama sen tutup da gidip giden yılanın
kuyruğuna basarsan, yılan da seni hart diye ısırırsa kimde suç? Kimde suç? Yılanda mı suç? Sende mi? Sende suç. Bu yılan iyi has yoluna gidiyordu. Sen yılan, onun kuyruğuna niye bastın? Yılan, yılan olduğu halde insanlara bir şey yapmaz. Yapmıyor, yapmaz. Yeter ki kuyruğuna basma. Basma hayvana, niye bastın hayvanın kuyruğuna? Hayvan da sağ dişlerini geçirdi. Kim suçlu? Yılan mı suçlu? Sen suçlusun kardeşim. Yılan soğuk hayvandı ya, iftira atma hayvana. Evet. Yılan yoluna gidiyor. Yılan diyor ki şimdi sana, ben yoluma gidiyordum diyor. Sen benim kuyruğuma bastın diye zehirimi yedin, şimdi rahat ettin mi diye. Basma kuyruğuma kardeşim, ben de sana basmayayım zehri. Bu kadar basit. Şöyle örnek vereyim ben size. Bundan daha iyi örnek yok herhalde, en iyi örnek bu. Aynı apartmanda oturuyoruz mesela. Zevcin ablayla biz rahmetli Hüsnü Zevcin'in cenazesine köye kadar gittik. O zamanları böyle değildi. Kısa zaman içerisinde allak bullak olmuş, aynı apartmanda oturduğumuz halde ben duyamamışım. Duyamadım çünkü köyde zannettim. Ben köye gidip geliyorlar, yazın hep köyde kalıyorlar. Sonra dün değil evvelsi gün balkonda görünce şok oldum. Zevcin abla çok değişmiş. Kılı, kıyafet, her şey 90-100 derece değişmiş. O zaman içime bir acı çöktü. Tabii yakın zamanda olduğu için. Beraber gezerdik, beraber birbirimizle sohbet ederdik. O bana gelirdi, ben ona giderdim. Bizde çok çok büyük bir iyilikleri de oldu, burada anlatılmaz. Evet. Eşinin, Nevzat abinin. Gerçekten onlara minnettarlık duyuyorum. Aynen. En kısa zamanda da elimde çorbanla, yemeğimle kapısını zihnine basacağım, ziyaret edeceğim. Ölümlü dünya, helalleşmek lazım. Ben mesela sağ olduğum halde sizlere bazen diyorum ki kardeşlerim, hakkınızı helal edin. İlla ki insanlar yakalık olup da ölecek diye bir kaydı yok. Birdenbire belki ölürüz. Belki giderken Allah korusun bir araba çarptı. Arabaya bindik, araba belki alt üst oldu. O yüzden diyorum ki her zaman birbirinden helallik istemeli. İlla ki yakalak olup diye değil. Helalleşmek lazım. Dünyada hep iyiler kazansın. İyi insanın iyi lafı söylüyor. İyi insana ne diyoruz? Çok iyi insandı. Mesela cenazede bile hoca diyor ki iyi, çok iyi bir insanlıydı. Hakkınızı helal ettiniz mi? Çok iyi bir insandı. Bak çok iyi bir insandı. Hakkımızı helal ediyor musunuz? Ediyoruz. Hakkımızı helal ediyor musunuz? 3 defa. Ediyoruz diye oradaki cemaattan, cenazeye gelen cemaattan helallik istiyor hocalarımız. Bazen, evet. Bazen de böyle, hatta televizyonlarda bile rast gelmedik mi? Evet. Bazen de öyle adamın bağrı o kadar yanmış ki, evet. Ben hakkımı helal etmiyorum diyen var, yok mu? Var. Belki de hakkını helal etmeyen de vardır o konunun içinde de, içinden söylerler adam. İçinden diyordur ki ama gene kaos ölen, yaratmamak gene için. Gene de ölen kişinin ardından helal olsun diye demek lazım. Hakkımı helal ettim demek lazım. Konuşun. Kardeşim, günah. Kardeşlerim, bacılarım, iyilikler hep maddi yönden olmaz. İyilikler gönülden olur. Manevi olur. Manevi olur. Manevi iyiliği asla unutmam. Bir fincan kahvenin 40 yıl biz unutmayız. Biz yani de bu, öyleyiz yani. Biz bu ailenin de bize bir manevi iyiliği olmuştur bana ve eşime. Evet. Onun için bizim için önemlidir. Tabii ki. Hiç unutmayız. Hiç unutmayız. Asla, ölene asla. Kadar da unutmam. İyiliği unutmam. Kötülüğü de unutmam ama gene de Allah'a havale ederim, bırakırım. Ya insanoğlu ve, arkadaşlar nankör. Nankör insanlardan, Rabbim her zaman derim, nankör, bencil insanlardan Allah'ım hepimizi uzak tutsun. Biz böyle fındık harmanında eşimle fındığı alt üst ederken öyle bir sohbete siz de misafir oldunuz, dinlediniz, artık ne kanıya vardınız, yazarsınız. Bugün de bu konu bundan açıldı. Yani i̇yilik, birden bir gelen iyi insan, iyilik, komşuluk nasıl olur? Bu gibi konulardan böyle bir konu çıktı bizde de. Böyle bir sohbet ediyoruz. İşte Söğüt ağacının altında serin serin evde oturup da klimaya maruz kalacağımıza doğal klima. Evet, burayı ben aynen. Çok beğeniyorum. Çok da seviyorum burayı. Gördükçe içimi huzur buluyor. Sizler de öylesiniz. Çayımız zaten hazır, Şükran'ın olmazsa olmazı. Her geldiğinde ne diyorum? Söğütlü Bahçe Dinlenme Tesisleri'ne hoş geldiniz. Sayın yolcular, şu anda Ordu'dasınız. Söğütlü Bahçe Dinlenme salonumuzda. Bizler, artık istirahat edebilirsiniz. Bizler, otobüsünüz bir saat mola verecektir. Çaylar ücretsizdir. Firmamıza aittir. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Bizler otobüsüz. Yorgun insanlarız. Sanki.
Otobüs biziz. Yorgun insanlarız. Burada mola veriyoruz. O yüzden dinlenme tesislerini. Hostesiyim ben. Sizlere böyle söylüyorum. Kaptan şoför İzzet. Evet, ben de hostes. Hostes demeyelim de kaptanın yardımcısı diyelim. Öyle diyelim. Ne olacak? Hosteslik çok çok güzel bir meslek. Eskiden öyle deniliyordu. Pilotta, uçaklarda hosteslerimiz var. İnsanları taşıyan kızlarımız var. Güzel mi güzel. Hosteslerimize buradan selam olsun. Hosteslik gerçekten güzel bir meslek. Uçakta yolculara güler yüzle bakan, hizmet eden. Ben o yönden bakıyorum hosteslik mesleğine. Tabii ki güzel de para var hosteslikte de. Üniversite mezunları katılıyor. Ya şimdi otobüslerdeki isim değişti artık, bayanlar genelde bay da. Ben otobüsü kastetmiyorum. Arkadaşlar uçaktan bahsediyorum ben. Evet. Otobüstekiler benim için muavin. Muavin dedi. Yok, kaptan yardımcıları deniliyor onlara. Kaptan yardımcıları ve muavin, otobüs muavin. Ama hosteslik ayrı bir meslek. Ben hosteslik mesleğinde gerçekten çok güzel kızlarımız var. Allah yollarını izleyen açık etsin. Allah'ım elansızlık edersin. Uçmak nasip etsin inşallah. Amin. Evet kardeşlerim, fındık sezonu ne dedik ya, evet, bitirdik diye. Allah'ım ölmesek bir dahaki senelere inşallah tekrar fındıkla görüşmek dileğiyle. Ama tabii ki daha bitmedi. Ama zor aşama bitti. En zor aşama buydu. Toplama. Bu bitti. Fındık toplama gerçekten çok zor. Hakikaten bakıyorum, kollarım hep çiken, sırgan yaraları harita gibi. Tabii ama ki, hiç dinlenmiyor. Bak şikayetçiyim arkadaşlar. Emeksiz biliyorsunuz yemek olmaz. Geliyor hemen işine koşuyor. Ondan sonra işten geliyor. Hemen bahçeye koşuyor ya. Eve gel bir dinlen. Uyu, uykuya doy. Her sabah erken saatlerde kalkıyor gidiyor. Ben de istiyorum artık bu yaştan sonra ne olacak? Bizim artık dinlenme zamanımız. Yorulduk. Fındık ayı iş zamanı, çalışma ama zamanı. Ama iş zamanı, fındık ayı iki işe sığdırmaya çalıştık ama bitti o. Birini fındık ayında biraz mola vereceğim, bekleteceğim bence. Bitti diyorum ya, zaten bitti. Her fındık şey işi para bitti. Değil. Evet. Para bulunur ama arkadaşlar sağlık bulunmaz. Çok önemli. Aa, burada hakikaten çok serin, çok hakikaten güzel esermiş ha. Klima gibi vallahi. Burada güneş de yok. Zaten gölge. Şey de yok ha. Klima gibi zararı da yok buranın. Klimada biliyorsunuz sıkıntı oluyor. İnsana çarpıyor. Her yer niye söylüyorum zaten. Doğal klima değil. Evet. Biliyorlar. Fındığımız gibi. Arkadaşlar. Fındığımız nasıl doğalsa burada aynen doğal klima. Artık fındık dedik. Bir sel gibi o da geldi geçti. İnşallah hayırlısı ve yağmur görmeden için patoza gider gelir. Ondan sonra patoza gidip geldikten sonrası çok çok önemli. Gece gündüz yağabilir. Dışarıda fındık bırakmamak lazım. Diyorsunuz zaten, ay İzzet abi geçen sene dediler. O dışarıda kalıyor. O kadar fındığı almazlar mı? Hırsızlar evet. Çalmazlar mı? Burada her yer kamera. Yok, bir şey olmuyor, düşecek diye korkuyorum. Ay. Gördün mü olmasını? Bak nasıl oldu? Ben ne dersem oluyor arkadaşlar. Telefonumuz düştü. Gördün mü, olmaz dedi İzzet abiniz. Çok uzattım onu, ondan oldu arkadaşlar. Şöyle indirelim, daha da düşmez. her şey doğa. Gördünüz, her şey doğa. Ay düştü dedim. Ben de dedim ki gördün mü düş olmazı dedim. Çünkü ben ne dersem oluyor arkadaşlar ya. Gerçekten İçime mi doğuyor? Ben bir şey olmaz dedim ama maalesef düştü. Yetişemedik bile. Allah'a çok şükür bir şey de olmadı. Ama ekran kırılacaktı. Ya, Allah'tan toprağa düştü. Evet. Belki de kırılmıştır. Şu anda farkında değilim. Yok zannetmiyorum. Taşa düşse ne olacaktı? Ağacın dibinde toprak var, çimen var. Oraya düştü herhalde. Ay gene müzik sesi. Arkadaşlar sürekli müzik sesi. Yoldan geçenler mesela bu konuda şikayetçiyim. Neden şikayetçiyim? Çünkü yurt dışında böyle yollarda müzik sesleri olanlara ceza geliyormuş. Dedim ya, burada her yer kamera. Burada fındık mındık çalma imkanları yok. Anında yakalanıyor. Yani biz şimdi gerçi dışarıda bırakmayacağız değil mi İzzet? Arkadaşlar biz şu anda demin az evvel gösterdiğimiz kapsülü dışarıda bırakıyoruz. O sorun değil. Kolay kolay. Ama eşim arabada yatıyor. Ancak çeş fındık, patozdan sonraki çeş fındığı kapıda bırakmıyoruz. Akşam oldu mu çuvalıyorum,
alıyorum. Arkadaşlar ben yani kapıda bırakmıyorum. Saat 12'ye kadar balkondan gözetliyorum. Çünkü görünüyor evimin içinde. 12'den saat 3.30-4'e kadar İzzet abiniz arabada yatıyor. Öyle tek başına bırakmayız biz fındığımızı. Arabada tabii yatıyor. Ondan sonra saat 5 gibi geliyor eve. Araba, ondan sonra saat 8'e kadar evde uyuyor. Zaten İzzet abinizin uykusu kafayı koyar, kafasını koyar koymaz hemen dalar. Benim gibi değil. Ama 3 saat uyuyorum. İyi yeter bana. Evde 3 saat uykuyla tekrar çalışmaya gidiyor. Ama nereye kadar bu? Fındık mevsimi bir tane kadar. Yok. Çeci arabaya yani yok, eve koyana. Patoza gidene kadar. Evet. Patoza gittikten sonra geceleri biz fındığımızı topluyoruz. Gece dışarıda bırakmıyoruz yani. Evet. Gece dışarıda bırakmıyoruz. Patozdan geldikten sonra çünkü fındığımız güvenilmez yani. O anda çalabilirler. Çünkü gece gelir gecenin İkisi, üçü, dördünde in yok, ne kadar arabada beklese bile gece çeç fındık tabii ki işlerine iyi gelir, alır götürürler. Tabii ya, bir o nevi para yani. Dışarıda bırakamıyoruz çeç fındığı. Evet kardeşlerim. Evet, bugün de bizden sizlere hiç hazırlıksız doğal bir sohbet oldu. Sizler de şahit oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'ım hepinizden razı olsun. Rabbim ne muradınız varsa versin inşallah. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Ölmez sağ kalırsak inşallah yarın tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. İnşallah. Bizi izlediğiniz için ayrı ayrı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'ım iyilik, birlik versin. Amin. Ben fındıktayken eşimi yalnız bırakmamışsınız. Sağ olun. Tekrar teşekkürler. Tabii ki ben de sizlere bir iki kesit attım. Erkin kameramanlık yaptı. Evet. Fındığın pozisyonlarını göstermeye çalıştım kardeşlerim. Evet. Bilen biliyor, bilmeyen de evet, rica ediyor bizden. Evet, onun için gösterdim. Fındık hakkında bilgiler bekliyorlar. Özellikle Bircan kızım çok merak ediyordu. Sizler de, sizlerin arasında da var. Mesela Duygu bacım var. O da merak ediyordu. Fındık nasıl olur, nasıl piyasaya çıkar, nasıl kurutulur, nasıl fındık, ne devrelerden geçer de bu fındığımız size gelir. Size evde çıt çıt yiyorsunuz ya rahat rahat. İşte bu fındık böyle çileli bu hale gelip sizlerin önüne Rabbim gönderiyor. Emeksiz ancak, yemek olmaz. Ancak eminim ki şundan. Sizler marketlerde bu fındığı, bizim sattığımız fındığı sanıyorum sizlere sunamazlar. Sizlere verilen fındık, satılan fındık bu fındıklar değil bence. Ve çok pahalı alacaksınız çünkü eminim ki biz, bir kilo fındık 50'ye satarsak biz, sizler düşünün yani kaç tane el değiştiriyor fabrika, evet, üstüne katacak, elden ele gidecek, tüccarlar üstüne katacak. Yani bir kilo fındık 150 liraya sizlere ulaşır. Yani 150 liraya alırsınız, atıyorum Migros'a gittiniz. Evet. Migros'ta bir kilo fındık almaya kalkacağım. Bence 150 liraya alamazsınız. Her yerde 150 olacak diye bir kayda yok. Evet. Bazı yerlerde, lüks yerlerde fındık daha da değişik pozisyonlardan geçiyor, daha güzel poşetleniyor falan, onları üstüne katıyorlar. Elden ele 50 TL olacak size, 150 TL. Bir de şu andaki bizim fındık, bu seneki fındık sizlere 200 sene sonra satışa sunulacağından eminim. Şu anda satılan fındıklar 3-4 sene evvelki toplanan fındıklardır. Hemen de şu öyle. Fındık, bu seneki fındık mümkün değil. Siz alamazsınız, göremezsiniz. Hemen öyle taze piyasaya sürülmüyor. Evet. Tüccar bekletiyor, fabrika bekletiyor. İhraç yapılıyor yani, hemen dışarılara veriliyor. Hemen anında fındık işlenip sizin önünüze marketlerinize yani sağa sola gönderilmiyor. Eşim de dediği gibi geçen seneki fındıkları siz yiyorsunuz. Tabii. Yani geçen seneki fındık da olursa ona da amenna. 2 sene, 3 sene evvelki fındıklar şu anda piyasada akıl fındıklar. Fındık göndereceğim demiştim. Hiç kimseden ses yok. Ay ne gözü gönlü top takipçilerim var Allah ya. Allah razı olsun. Ay ben istiyorum ki isteyin. Instagram'dan ulaşın bana. Adres YouTube'da bırakması çok zor. Hele de telefon numarası anında silmek lazım. Ama bana WhatsApp'tan ve Instagram'dan ulaşabilirseniz utanmayın. Tek ben göreceğim. Hiç kimse görmeyecek istediğinizi. Benden fındık isteyen herkese WhatsApp'tan, Instagram'dan elimden geldiği kadar göndermeye çalışacağım. Tadımlık. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bir Söğütlü Bahçe dinlenme tesislerinde sizlerle birlikte olduk. Daha nice böyle
Söğütlü Bahçe dinlenme tesislerinde nice nice sohbetlerimizde buluşmak üzere, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kocaman öpüyorum sizleri, bacılarım. Her zaman kalbinizdesiniz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Her zaman kalbindesiniz. Her zaman.